Efendim günaydın. Bakış programına hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda canlı yayın konuğumuz İstanbul Sanayi Odası Başkanı Ertal Bahçıvan. Biraz ekonomiyi değerlendireceğiz. Önce bir 2014 analizi yapacağız. Sonra 2015 projeksiyonunu bir çizeceğiz. Son dönemdeki gündemdeki konuları biraz değerlendirmek istiyoruz Sayın Bahçıvan'la. Kırmadılar, bizi geldiler. Çok teşekkür ediyoruz Ertal Bey. Fazla vakit kaybetmeyeyim ben konuşarak. Amacım sizi konuşturmak zaten programda. Şimdi bir 2014 bir resmini çizin bize. Büyümede sıkıntılıydık. Sanayi üretiminde sıkıntılıydık. Nasıl oldu? Nasıl geçti sizin açınızdan, sanayi açısından? Öncelikle iyi yayınlar diyorum. Uzun bir zaman sonra sizinle beraber olmak evet. Güzel bir şey. Tabii tahminlerin her geçen gün daha zorlaştığı bir dönemden geçiyor ekonomi. Hatta geçen gün güzel bir espri yapıldı. Kar tahminlerinin dahi kolay yapılamadığı bir süreçteyiz. Rakamlarda, ekonomik tahminlerde de gelgitlerin çok yaşandığı bir süreçteyiz. 2014'e girerken de bu streçle başlamıştı Türkiye ekonomisi. Yılın başında %2'lerle 4,5'lar arasında bir tahmin içinde bir gelgit yaşadık. İlk 3 ay bayağı kötümser bir tahmin sürecindeydik. Yılın ikinci çeyreğinde 4'lerin 4,5'ların bile hatta konuşulduğu bir döneme girdik. Fakat yaz aylarıyla beraber tekrar bir durgunlaşma seyri başladı. Ve nihayetinde de şu anda kuvvetle muhtemel 3'ler dolayında evet. Bir kapanışla yılı bitireceğimiz noktasında bir 2014'ü görmekteyiz. İyi mi? Tabii ki Türkiye'nin potansiyeli açısından iyi değil. Gerçekçi konuşmamız lazım. Çünkü Türkiye 5'lerin altındaki bir büyümeyi kabul etmesi gereken bir ekonomik potansiyel ülke değil. Hedeflerimiz, yarın vizyonumuz bizim için mutlak surette 5 tabanlı bir büyüme ki bunun içinde de üretimin, bunun içinde yatırımların, bunun içinde ihracatın güçlü olması kaydı saatiyle. Hem 5 hem de o kaliteli bir dengeyle oluşmuş olan bir 5'i bizim mutlak oluşturmamız lazım. O nedenle son 3 yıla baktığımız zaman Türkiye büyümede bir ivme kaybediyor. Hemen hemen herhalde bu yılda 3'ler dolayında kapatırsak 2012, 2013, 2014'ün ortalaması 3'ler dolayında bir büyüme olacak. Tabii bunun değişebilmesi noktasında artık hem hükümet nezdinde, hem özel sektör nezdinde, hem ekonominin temel dinamikleri nezdinde bir mutabakat var. Türkiye bir yeni büyüme hikayesi. Türkiye yeni bir büyüme perspektifi yaratmak ve çizmek zorunda. Pardon, araya gireceğim. Erdal Bey, Başbakan Sayın Davutoğlu da hemen hemen her ay bir ekonomiye yönelik bir program demeti, sepeti açıklıyor. Onları nasıl değerlendiriyorsunuz? Tam oraya geliyordum zaten. Yani buradaki teşhisler noktasındaki mutabakat ve Sayın Başbakan'ın son haftalarda söylediğiniz gibi açıklamış olduğu yeni eylem programlarında sanayinin tekrar üretimden kaynaklı bir yeni büyüme modelinin oluşması noktasındaki temel teşhis ve temel tespitler hepimizin buluştuğu ve hepimizin mutlu olduğu nokta. Şimdi bunu teşhisten tedaviye ve pratiğe geçirme sürecine girmiş olmamız gerekiyor. Özellikle de 2015 bu konuda önemli bir yıl olacak. Fakat samimi konuşmak gerekirse senin eyleme geçmesi noktasında, altının doldurulması noktasında çok güçlü bir takım emareler oluşmuş değil. Tabii yılın sonuydu, yılın başıydı derken önümüzdeki süreçte de seçimin ne yazık ki tekrar gündemimize geliyor olması açıkça bu eylem planlarının çok seri ve çok hızlı olması konusunda da bir endişe doğurmuyor değil. Ama böyle bir söylem birliğinde buluşmuş olmak dahi, böyle bir hedef birliğinde buluşmuş olmak dahi Türk sanayisi için önemli bir işaret. Bu konuda Türkiye'nin yeni büyüme hikayesinin mutlaka yüksek teknoloji içeren, yüksek katma değer içeren, bugün hatta yine bir açıklaması var Sayın Başbakan'ın, taklitlerden uzak, farklı bir sanayi konseptine dönük olması noktasındaki eylem planının biz de bir an evvel harekete geçmesini dört gözle bekliyoruz. Bu geçtiğimiz bir seneye baktığımızda şöyle bir tespitte bulunabilir miyiz?
Daha doğrusu şöyle sorayım. Siyaset odaklı bir sene mi geçti, ekonomi odaklı bir sene mi geçti? Çünkü bizim siz sanayicilerin, işte ekonomistlerin hep söylediği son yıllarda tamam artık ekonomiye odaklanalım kelimesi vardır. Şimdi bunu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi 1,5 seneye 3 tane seçim sıkıştırmış olan, hele Türkiye gibi siyasi refleksleri son derece yüksek kromozomlu bir ülkede, bir toplumda 18 ayda 3 tane seçimin olduğunda siyasetin birinci gündem olmaması düşünülemez. Tabii ki bu seçim takvimi, bu da demokrasinin bir gereği ve gerçeği. Ne yazık ki temel önceliklerimizi siyaseti bırakmak noktasında kaldı. Ve nihayetinde inşallah 2015'teki seçimle beraber Türkiye hemen hemen 4 yıl seçim takvimlerinde seçimin olmadığı bir sürece doğru gidiyor. Evet. Ki bu Türkiye için çok önemli bir fırsat. Seçimden uzak biz 4 yıl geçireceğiz. Onun için bu turfanda dönemini doğru kullanıp, ama seçimlerin gündemimizden çıkmasıyla beraber bu yeni hikayenin çok daha güçlü bir şekilde yazılacağı bir dönem biz arzu ediyoruz. Ama sorunuzun cevabı maalesef biz son dönemimiz çok yoğun bir siyaset uzaklıkla geçirdik. Gelelim 2015'e. Şimdi çok peşi sıra soracağım Erdal Bey. 2015 seçim yılı ve önemli bir seçim. Dolayısıyla kimi çevrelere göre 2015 kayıp bir yıl olacak. Kimi çevrelerine göre yatırımların duracağı, bekle gör seçimin sonucunun bekleyeceği, seçim Haziran, işte Eylül'ü Ekim'i bulacağız biz nereden bakarsanız oturması. Dolayısıyla herkesin bir bekle, sanayicinin, ekonomi çevrelerinin bekle gör dönemi. Yani bir pozisyon almama, bir yatırım yapmama durumu. Sanayicilere, İstanbul Sanayi Odası Başkanısınız. Böyle mi? Yani 2015'i böyle mi geçireceksiniz sizler? Söylendiği gibi mi? Şimdi tabii bize bir takım fırsatların da geldiği bir sene 2015. Bu seçimle ilgili tespitleriniz doğru. Demin ben de söyledim. 18 aya 3 tane seçim sıkıştırdık. Fakat Türkiye'nin bir takım fırsatları da bulacağı bir sene olacak gözüküyor. Birinci önemli fırsatımız enflasyonun tekrar arzu edilen bantlara doğru girebileceği bir sene olarak 2015'i görüyoruz. Umuyoruz ki %6'lık bir enflasyon, olağanüstü bir gelişme olmazsa, olumsuz bir olağanüstü gelişme olmazsa tutabileceğimiz olan bir rakam olacak. Buna bağlı olarak faizlerde tekrar bu enflasyona bağlı bir düşüşün, sağlıklı bir düşüşün, orada özellikle o sağlıklı kelimesini kullanmak istiyorum, olabileceği, gerçek bir sağlıklı faiz indiriminin olabileceği bir döneme de 2015'in herhalde ilk çeyreğinden itibaren girmiş olacağız. Cari açık noktasında herhalde 2015 son yılların en olumlu senelerinden birisi olacak gibi gözüküyor. Orada da özellikle yüksek enerji fiyatlarının geriye gelmesi, ham madde ve temel emtia fiyatlarının geriye gelmesi bu konuda önemli bir Türkiye cari açık belasından kurtulma noktasında bir dönem ve fırsat veriyor. Kamu maliyesi açısından son yılların en olumlu bütçelerinden bir tanesi yapıldı. O bütçenin de bize vereceği önemli bir sigorta dönemindeyiz. Bunlar seçim yılıyla beraber kendini bir teraziye soktuğu zaman o seçim yılının olumsuzluğunu kapatacak olan faktörler. Bir de bunun üstüne üstlük bu eylem planlarının belli bir harekete geçmesini eğer görebilirsek önümüzdeki haftalar içerisinde, ben yatırımlar açısından ve sanayinin geleceğe yönelik bakış açısından 2014'ten daha olumlu olabileceğini düşünüyorum. Ama onun olabilmesi açısından bizim sanayicilere bir iki tane somut enerji verebilecek, heyecan verebilecek, tat verebilecek bir iki eylemi görmemiz lazım. Bunların açalım. Çok, yani çok daha büyük eylemler olmasına gerek yok. Yani sanayici zaten, sizle de yıllardan beri konuşuruz, işini şevkle ve motivasyonla yapan insandır. Yani onu birazcık okşadığınız zaman, onu birazcık hafif önünü açtığınız zaman o motivasyon geometrik ortalamayla katlana katlana büyür. Bunun olabilmesi noktasında da örneğin bir uzun vadeli kredilerin oluşabilmesi noktasında bizim ne zamandan beri kullanmış olduğumuz bir kalkınma bankası modelinin tekrar Türkiye'nin gündemine girmesi konusu var. Mesela böyle bir modelin işlevselliğini kazanması.
Paylaştınız mı? Tabii. Bu konuyu her zaman paylaşıyoruz. Peki, Türkiye'nin bakış ne? Türkiye'nin en önemli çözmesi gereken konulardan bir tanesi. Çünkü şu anda, hemen orada bir parantez açayım. Yani Türk sanayisinin şu an en önemli sorunlarından bir tanesi yabancı para birimiyle oluşmuş olan plasman konusu. Ve bilançolardaki yüksek döviz borçluluğunun bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Ve bunu da Türkiye'nin mevcut mevduat yapısıyla Türk bankalarının çözebilmesi imkanı sınırlı. Ve dünyaya da baktığınız zaman zaten uzun vadeli sanayi yönelik krediyi oluşturan yapının tamamıyla devlet gücünün almış kalkınma bankalarıyla olduğunu görüyoruz. Ve çok şükür Türkiye'nin bütçesel yönden ve hazine yönden bu kadar güçlü geldiği bir dönemde de bunun doğru olarak kullanabileceği en önemli noktanın sanayiye bir kaynak aktarma. Tabii ki israf olarak değil, doğru projelere. Sayın Başbakan'ın da söylediği gibi yüksek teknoloji, yüksek katma değer oluşturan projelere uzun vadeli TL bazlı bir kalkınma bankası modelinin biz işlevsel hale gelmesinin Türk sanayi için inanılmaz ölçüde bir destek gücü, bir motor gücü vereceğini düşünüyoruz. Yani bu modelin işte Exim Bank örneği ortada. Yani bir doğru yönetimle, doğru modelle Exim Bank'ın nereden nereye geldi ve Türk ihracatının son yıllardaki başarısına çok önemli bir katkı olduğunu görüyoruz. Peki yani mani ne kurulmasında? O ivme bir türlü olmuyor yani açıkçası. O ivme bir türlü olmuyor. Biraz daha inandırmamız gerekiyor herhalde. Yani burada bizim bu inancı biraz daha oluşturmamız gerekiyor. Yani Sayın Babacan'la da biz bu konuyu muhtelif defalar konuştuk ama ben Türkiye Kalkınma Bankası'nın tekrar ki Türkiye bunu yıllar evvel zaten görerek kurmuş. Yani 30-40 yıl evvel bu amaçla kurulmuş olan bir kalkınma bankacılığımız var. Ama ne yazık ki zaman içinde muhtelif nedenlerden ötürü yönünü çevirmiş ve bugün de altın hale gelmiş olan bir modelden bahsediyoruz. Ama sanayisini geliştirmiş olan tüm ülkelere baktığımız zaman olmazsa olmaz temellerinde böyle bir kalkınma bankacılığı modelinin biz olduğunu görüyoruz. İşte maninin ne olduğunu önümüzdeki günlerde inşallah çözüldüğü zaman görmüş olacağız. Muhtemelen seçim sonrası. İnşallah kalmaz. İnşallah kalmaz. Yani en azından böyle bir modelin çalışmaya başlayacağının işaretleri bile ciddi bir moral mutlak surette verecektir. Mesela bir basit bir konu. Kaynak kullanma destekleme fonu var malumunuz. Özellikle sanayinin yatırım mallarında ve yurt dışından temin ettiği ara mallarda ciddi bir finansman gideri, %6'lık bir rakam. Bu da çok küçük sembolik bir harekettir. Yani bunun bir şekilde ortadan kalkmasının bile 2015'e girerken önemli bir moral olacağını düşünüyoruz. Yani söylemlerin eyleme geçmesi noktasında muhtelif işaretler noktasında bir kıdem tazminatı yükü konusu en var. En büyük devasa sorun. Bu konuyu da çözebilme noktasında o kadar da ekonomimize fayda getirecek formüller var ki işte bir bireysel emeklilik sistemine döndürüp kıdem tazminatı yükünü bu şekilde döndürebilme noktasında bununla ilgili eylemin harekete geçmesi. Yani alt başlıkları sıraladığımız zaman birçok nokta çok var ama bunlardan hepsinin değil en azından bir iki tanesinin dahi eylem noktasına geçmesi. İşte son zamanlarda Sayın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla bizim ortak düşüncemizdir. O model sık sık gündeme getirilmeye başlıyor. Bir gayrimenkul noktasında verilecek olan bir destek, kiralama modeli gibi bir destek. Bilmiyorum takip ettiniz mi? Çünkü bugün sanayi yatırımlarındaki en yüksek yatırım payını maalesef sanayicinin arsaya ve arsayı yaptıktan sonra kurmuş olduğu, binaya vermiş olduğu yatırım bedeli oluşturuyor. Evet. Bunu sanayicinin kendi öz kaynağından veya kredi kaynağından yapmak yerine uzun vadeli bir kiralama modeliyle sanayiciye verilip 30 sene, 40 sene, 49 sene gibi hatta o değeri oluşturacak olan fonun da bir gayrimenkul fonu gibi sermaye piyasasında bir enstrüman olması konusunda bir model var. Bu konuda şu anda bakanlığımız tarafından bayağı benimsenmiş ki üzerinde çalışmalar yapılıyor ki ben çok önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hele İstanbul yakınlarında Marmara bölgesinde arsa fiyatlarının, sanayi arsa fiyatlarının 500 dolarlar, 1000 dolarlara kadar çıktığını düşündüğümüz zaman öyle bir yükün sanayiden alınıp da işletmenin içinde kalması, işletme sermayesi olarak kalması gibi bir model dönüşümüne çok büyük katkı sağlayacaktır. Gibi bunu farklı birçok alt detaylara döndürebiliriz. Ama bunların mutlak suretle bir heyecan verecek boyuta gelmesi, en azından bunların işaretlerinin vermesi bile seçime kadar olan sürede seçimden dolayı gelecek olan o olumsuzluğu önüne geçebilecek
az evvel de belirttiğimiz ekonomideki o diğer olumlu gidişatlar birleştiği zaman 2015'i kurtarabiliriz. Hatta 2014'ten de daha yüksek bir büyüme hızına da ulaştırabiliriz. Ama tabii bir hafta da geçti. Günler çabuk geçiyor. 52 haftanın. Yapılan var Mert abi. Şimdi bunlar hep yapılması beklenenler. Hı hı. Hani şöyle bu sohbetler şöyle bir hava da çıkabilir. Yani bunlar istenenler ama işte bir şey yapılmıyor değil herhalde, değil mi? Yani mutlaka ki işte bir şey yapılmıyor diyemeyiz. En azından mesela en basiti geçen hafta organize sanayi bölgesindeki yatırımcılarımız için önemli bir konu vardı. Arsa kullanımlarının %40'tan %75'e çıkması konusu. Çok detay bir konudur ama bir arsa sahibi için çok önemli bir konudur. Mesela bu çıktı. Yani burada bir takım hareketlerin olduğunu görüyoruz ama bunların her 15 günde bir, 20 günde bir, bir tane eklenmesinin bu moraldir. Tabii. Bu en azından bu sorunuzun yapılan var mının, evet yapılan varın karşılığının verilmesi konusu. Mesela şu kaynak kullanma fonu bütün sanayicilerimizin mutabakat sağlamış olduğu bir konu. Yani kimle konuşuyorsak, hangi sektörden sanayicimizde herkes mutabakatı bunun kalkması noktasında. Çünkü öyle bir noktadayız ki yani şu anda devlete de baktığınız zaman diyor ki biz bu fonu tahsil edemiyoruz. Niye? Evet. Çünkü sanayici gidiyor bankadan kredi alıyor. Aldığı krediyle peşin ödeme yapıyor ve banka kredisiyle ödenen bir peşin ödeme. Dolayısıyla devlet oradan fon tahsil edemiyor. Bankacılarla konuşuyoruz. Biz diyorlar vergi ödemek için, fon ödemek için kredi vermek istemiyoruz. İşletmeye katkı sağlasın, iş yarasın diye kredi vermek istiyoruz. Banka o verdiği krediden mutlu değil. Yani herkesin win-win-win olabileceği bir modelin çözümü konusunun açıkçası bu kadar uzamaması lazım. Herkes de mutabakat kalkması noktasında. Ama pratiğe geçme noktasında hızımızı kesinlikle biraz daha artırmamız lazım. Peki son 3 dakikamız, sohbet çabuk geçiyor. Muhatabınız kim Erdal Bey? Cumhurbaşkanı mıdır, başbakan mıdır? Bunu provokasyon amacıyla sormuyorum. Hani gündemde konuşulan konu. Tabii ki Türkiye'nin bugün halk tarafından %51 destekle seçilmiş olan bir cumhurbaşkanı var. Ve geçmiş dönemki çalışmalarına da baktığımız zaman son derece hayatın içinde, son derece icraatın içinde, son derece ekonominin içinde ve son derece detayların içinde olmayı bir ilke edinmiş olan bir yöntemi vardır Sayın Cumhurbaşkanımızın. Ve böyle bir yöntemden yetişmiş, siyasetin tabanından yetişmiş, icraatın tabanından yetişmiş, ta İstanbul Belediye Başkanlığından gelen bir geçmiş siyasi hayatında olduğunu düşündüğümüz noktada ekonominin gerçekleri, Türkiye'nin vizyonu, Türkiye'nin gelecek perspektifi noktasında hayatın dışında kalması, pratiğin dışında kalmasının noktasında bir cumhurbaşkanlığı yapacağını zaten beklememiz mümkün değil ki. Seçime giderken de Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu çalışma tarzının veya farklı bir metodun olacağı noktasındaki düşüncesini şu anda da pratiğe koyduğunu görmekteyiz. Onun için burada Başbakanlığın kendine göre bir görev alanı var ama vizyon noktasında ve bu işin pratiğe dönme noktasında bu ikiliyi doğru bir kaynak oluşturma amacıyla Türkiye eğer akılcı bir şekilde kullanabilirse ben iki muhatabın birleşiminden ve o iki muhatabın bu enerjiyi doğru noktaya yönlendirmesinden Türk ekonomisinin olumlu katkılar alacağını düşünüyorum. Yani her kesimin ekonomiye vereceği katkı anlamlı bir değer bulursa bundan Türkiye kazanır, Türkiye ekonomisi kazanır. Bir dakika, üç cümleyle de 2015'i bir değerlendirin bana Erdal Bey. Az evvel zaten 2015'le ilgili olumlu olabilecek beklentileri ortaya koyduk. Türkiye %4'ü eğer bir takım hareketlerini zamanında yaparsa kotarabilir. Ama yine tabii belirsizliklerin de son derece yüksek olduğu bir dönemden geçiyoruz. Etrafımızdaki jeopolitik riskler, petrol başta olmak üzere, Euro'nun nereye gideceği, Avrupa Birliği'nde neler olabileceği. Yani bunların her birini iyi yönetmek lazım. 2015'te riskleri, siz risk yönetiminde iyi severseniz, riskleri her türlü konuda iyi yönetmek lazım. Ama Türkiye en azından yılın ilk bir haftasında gösterdi ki dünyadaki birçok ülkeye göre 2015'te daha olumlu bir seyirde başladı. Umarım bu şansımızı daha doğru kullanabiliriz.
seçim yılı olmasına rağmen, siyaset yılı olmasına rağmen bunun üstünden kalkıp 2014'ten daha iyi bir sanayi, daha iyi bir üretim, daha iyi bir ihracatla yılı hepsinden de önemlisi geleceğe yönelik doğru yatırımlarla yılı kapatabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Arada bir gelin. Yani gelin değerlendirelim keyifle. Tekrardan keyifle. Bunları. Çok mersi keyifle. Efendim. Keyifle. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Sayın Erdal Bahçıvan bizlerle birlikteydi. Bize ayrılan sürede oldu. Bu hafta da ayrılan sürede oldu. Pazartesi günü aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.